üyelerinin tutuklanması anayasanın amir hükmüne rağmen anayasa mahkemesinin kararlarının uygulanmaması, cezasızlık nedeniyle kadın cinayetlerinin 20 yılı aşan AKP iktidarında her yıl artarak devam etmesi, kadın cinayetlerinin bu kadar arttığı bir dönemde İstanbul Sözleşmesi'nden bir imza ile çekilmesi, mahkemelerde bulunmayan adaletin sosyal medyada örgütlenerek aranması gibi garabetlerin yaşandığı bu ortamda iktidarın birkaç cümleyle eleştirenler tutuklanırken kara para aklayanlar, uyuşturucu baronları, suç örgütü liderleri, kadın cinayeti işleyenler vesaire hukuka, akla, mantığa ve vicdanlara sığmayan gerekçelerle tahliye edilmektedir. Ülkede yaşanan 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrasında sorgusuz, sualsiz bir şekilde aş ve işlerinden edilen on binlerce kamu emekçisi haklarını hukuk önünde aramaya başlamışlar. Ancak yargıda yaşanan gecikme nedeniyle ağır mağduriyet yaşamaya devam etmektedirler. Darbe girişiminden bugüne 8 yıl aşkın bir süre geçmesine rağmen hala davaları devam etmekte olup bu davaların ne kadar süreceği de belli değildir. KYK davalarına bakmak üzere Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde 3 mahkeme görevlendirilmiş, 4 yıla yakın zamandır bu mahkemelerde bekleyen dosyalar bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı'nın bir an önce bu sorunun çözümünden konuşulmasını talep ediyoruz. Değerli basın, anayasa gereği bağımsız olması gereken yargı, adli yargı yılı açılışlarını dahil sarayda yaparak adeta kendi varlıklarını inkar etmektedir. Yargı mensuplarının bağımsızlığın sembolü olan düğmelerini, cübbeleri olmayan düğmelerini iliklemeye çalışmaları bile yargının bağımsız olmadığını göstermektedir. Çarpık yargı sisteminin bedelini yargı emekçilerine ödettirilemez. Yargı sisteminin bağımsızlığını kaybetmesi, periyodik olarak çıkarılan yargı paketleri, dava sayılarındaki artış ve yıllarca süren dava süreçleri yargı emekçilerinin çalışma hayatını kabusa çevirmiş durumdadır. Bir yandan iş yükü, bir yandan mobil, bir yandan keyfi olarak açılan soruşturmalar, bir yandan mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaya zorlanmalıdır. Açıklanan vergi paketlerinde ekonomik özlük ve sosyal haklarının düzeltilmesi, yetkili olan sendikaların bu durumun karşısında sessiz kalmaları, yargı emekçilerinin üvey evlat muamelesi görmesini neden olmaktadır. 20 Temmuz 2009 tarihi itibariyle yasalaşan 6.900 sayılı yasa kapsamında yer alan 3.717 sayılı yasada yapılan değişiklikler yargı emekçilerinin aleyhine sonuçta olmuş ve kazanılmış hakları olan havuz parasının ortadan kaldırılmasına yol açmıştır. Artık yeter, sorunlarımızdan çözüm istiyoruz. Ayrım yapılmaksızın tüm yargı emekçilerine mesai ücreti ödenmesi sağlanmalıdır. Ulaşım ücretleri ayrımsız her türlü verilmelidir. Havuz paralarının yargı emekçilerinin eline olacak şekilde düzenleme yapılarak ödenmesine tekrar başlanmalıdır. İş yükü nedeniyle personel alımına gidebilir, yargı emekçilerinin üzerinde baskı kurarak sorunu çözmeye çalışılmaktadır. Bu uygulamadan vazgeçilerek yeterli personel istihdamı sağlanmalıdır. Yargı emekçilerinin 2802 sayılı yasadan çıkartılarak diğer kamu görevlileri gibi 4483 sayılı memurun mahkemati kanunu tabi olması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Mobbinge maruz kalan personelin durumunun değerlendirilmesi, mobbing önlenmesi amacıyla kurumlarda bir kurul oluşturulması, mobbing uygulayan amire yaptırım uygulanması için düzenleme yapılmalıdır. Yargı kurumlarında kreş açılmalıdır. Mülakat değil, liyakat esas alınmalı, görevde yükseltme ve ilman değişikliği sınavlarıyla kurum içinde atamalara devam edilmelidir. Yargı hizmetleri sınıfı oluşturulmalı, kadro uygulamadan yeniden tanımlanmalıdır. İş yerinde hiçbir pozisyon, kadro, ilman ve kademe cinsiyetçi iş bölümü yapılmamalıdır. Büro İçileri Sendikası olarak yargı emekçilerinin taleplerinin karşılanması ve bağımsız yargı sistemi için mücadelemiz devam edecektir. Tüm yargı emekçilerinin taleplerine ve haklı mücadelemize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yaşasın.